Bana bakın. Makas yapanın canını okurum, ona göre. Bizde yamuk olmaz birader. Rahat ol sen. Hoş geldin Veysel abi. Eyvallah. Veysel abi hoş geldin. Eyvallah. Cemal, maşallah dükkan iyi çalışıyor. Hadi geç geç, senin yerin hazır. Gelmiş mi? Gelmiş. Ne duruyorsun? Hadi sorsana kim olduğunu. Belki annen gerçekten tanıyan biridir. Olmaz, yapamam. Neden? Eğer korkuyorsan birlikte gideriz. Benim sihri deneyim, seni korur. Şimdi gidersem Cemal amca oyunu böldüğüm için çok kızar. Ne yapacaksın peki? Bak, bak şimdi. Bak şimdi. Herkesin cep telefonu varsa benim de ev telefonum var işte. Neydi annemin numarası ya? Hatırladım şimdi. Alo. Anne, benim. Tuğçe, sen okula gitmedin mi? Teşekkürler anneciğim. Ben de seni çok özledim. Tuğçe'cim, ben de seni özledim. Ama sen niye okula gitmedin? Gitmek istemedim işte. Canım istemedi bugün. Hem sen evde neler oldu bir bilsen. Ne oldu? Zeynep sancılandı. Amcam hemen onu hastaneye götürdü. Aa, durumu nasıl peki? Böyle karnını tutuyordu. Çok acı çekiyor gibiydi. Kötü olmuş. Umarım önemli bir şey yoktur. Sen ne zaman geleceksin? Hiç özlemedin mi beni? Çok özledim kızım. Ama bu ara biraz işlerim vardı. En yakın zamanda geleceğim, merak etme sen. Peki. Gelirken oyuncak da getir o zaman. Getirmez olur muyum? Tabii getiririm. Hadi çok öpüyorum seni, hoşça kal. Ben de seni öpüyorum anneciğim. Demek bir miracı daha eksildi. Sıra sende Gonca Hanım. Ne o? Tek başına mı takılıyorsun? Babam seni yalnız mı bıraktı? Şu anda seni hiç çekecek havan mı değilim? Bak güzel güzel kahvemi içiyorum. Çık git başımdan Arzu. O kadar acınacak haldesin ki. Babam elbet senin gerçek yüzünü öğrenecek. O zaman tamamen yalnız kalacaksın. Sokakta seni dilerli sanıp önüne bozuk para atacaklar. Senin benden başka bir derdin yok mu ya?
Git çocuğunla kocanla ilgilen biraz. Nasıl insansın sen böyle? Aa Goncacığım, sakin ol. Kendini düşünmüyorsan karnındaki çocuğu düşün. Zaten onu hep düşünüyorum. Sen canını sıkma. O çocuğu doğurmaman gerektiğini biliyorsun değil mi? Sana ne ya? Sana ne? Hem sen hayatımıza karışamayacağını öğrenemedin mi hala? Eğer o çocuğu doğurursan hayatının hatasını yapmış olursun. Farkındasın değil mi? Doğuracağım be. Sırf sana yine doğsun diye doğuracağım bu çocuğu. Var mı? O çocuğu doğurduğuna çok pişman olacaksın Gonca. Hem de çok. Kurban olduğum sinek valesi be. Bir tur daha dönse ben bitiyormuşum ha. Oyunun kuralı bu Veysel. Bir el sen kazanacaksın, bir el ben. Şansının önüne yine Cemal abi. Ne şansı be, ne şansı. Basbayağı hile yapıyorsunuz işte. Şşş! Hüsnü, lafını bil de konuş. Ayıp oluyor ama. Yalan mı abi? Sabahtan beri bir kez mi kazanamaz insan? Bal gibi aranızda kurmuşsunuz tezgahı işte. Birader, ayıp oluyor ama öyle atarlı matarlı falan böyle. Hani bilip bilmeden insanları niye suçluyorsun ki? Hile hurdayla oyun kazanmak yakışıyor mu asıl size? Hem suçlusunuz hem güçlü. Hüsnü, evimdesin, misafirimsin. Ayıp oluyor ama birader. Eviniz de oyunuz da sizin olsun. Ne bu be? Ne haliniz varsa görün, ben gidiyorum. Ya bak ya. Hem kaybediyor hem ona buna sataşıyor. Oyunu da yarıda bıraktı. Aman boş ver. Nereye giderse gitsin. Zübeyir, geç Hüsnü'nün yerine. Şşş, Cemal. Yürü fena atar gider yaptı ha. Dümaraz çıkmasın sonra. Yok ya Sünep benim teki. Ateş olsa ki ne olur Veysel ya. Cürümü kadar yer yakar. Vallahi asıl böylelerinden korkmak lazım biliyor musun? Başa bela olur böyle tipler. Aman merak etme ya, hiçbir şey yapamaz. Hadi keyfimizi kaçırmayalım. Kaldığımız yerden oyuna devam böyle. Ah ah. Kıyamam sana. Hamileli, zehir oldu kızımla. Anneciğim, her gebelikte risk vardır zaten. Zeynep'in biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Moralimizi bozmayalım ama değil mi? Tabii canım. Orası öyle. Selim, yapma lütfen. Beni avutmaya çalışma. Doktor durumu anlatırken ben de oradaydım. Duydum her şeyi. Avutmak değil ki Zeynep. Ben sadece daha kötü bir şey... Selim, lütfen. Doktor bütün hamileliği yatakta geçirmem gerektiğini söyledi işte. Gözümün içine baka baka çok riskli bir gebelik geçirdiğimi söyledi. Bu her şey daha da kötü olabilir demek. Zeynep. Bakın durumu hafife almanın kimseye bir faydası yok. Artık daha dikkatli olmalısın. Bu işin şakası yok ablacığım. Doğru söylüyorsun Melek. Özellikle bundan sonra sana çok iş düşüyor Selim. Merak etme anneciğim. Ben Zeynep için ne gerekiyorsa yapacağım. Eğer beni yanlış anlamazsanız... Bir şey isteyeceğim sizden. Tabii, olur mu öyle şey Ali anne? Buyurun. Kızım, bir doktora daha gitsek... Böyle durumlarda tek doktorun dediğiyle hareket etmek doğru olmaz. Anne, biz doktorumuza çok güveniyoruz. Ben... Zeynep'i hastaneden hastaneye koşturup yormak istemiyorum. Yani ben bilemedim. Madem o kadar ciddi,
Neden hastanede yatırmadılar da eve çıkarttılar? Hastanede yapmak enfeksiyon kapma riskini göze almak dedi doktor. Beslenmesine dikkat edildiği sürece evde yatması daha sağlıklıymış. Hem Zeynep'in evde olması daha iyi. Böyle daha rahat eder. Evet. Evet, böylesi daha iyi. Ama hala bir haber gelmedi ya. Zeynep abla iyi mi acaba? Ben bir Melek ablayı mı arasam? Evet, evet arayayım. Ha, Melek abla geldi. Sen miydin? Evet de... Ne bu halin Feride? Neyin var? Zeynep abla fenalaşmış. Hastaneye götürmüşler. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne olmuş? Ben de bilmiyorum ki. Melek abla gitti yanına. Kapı çalınca o sandım ben de. Şimdi nasılmış peki? Bilmiyorum ki. Ya konuşmadın mı hiç Feride? Ya ben de tam Melek ablayı arayacaktım. Sen geldin işte. E hadi ara o zaman. Öğrenelim mi neymiş ne değilmiş. Ya tamam tamam içeri geç de öğrenelim hadi hadi. Zeynep'ciğim, karnın aç mı canım? Kızım, geldiğinden beri ağzına lokma koymadın. Annem, hiç canım istemiyor. Ama olmaz böyle. Yavrum, sen sağlam duracaksın ki bebeğin de sana sımsıkı tutunsun. Annesinden de güçlü benim kızım. Göreceksiniz, kanıtlayacak herkese. Bir de arayayım ben bir bakayım. Efendim Feride'ciğim. Melek abla ne yaptınız? Zeynep abla nasıl? Nasılmış? Çok şükür şimdilik bir sorun yok Feride. Melek abla yeğenim iyi mi? Murat mı o? Evet. Ya Zeynep ablanın rahatsızlandığını duyunca o da telaşlandı bayağı. Ya dediğim gibi, Zeynep'in durumu iyi. Peki bebek? Melek abla? Ne olmuş ya Feride? Bir şey söylesene. Ya Murat bir dur. Bebeğin durumu kritik. Nasıl kritik? Düşük tehlikesi varmış. Düşük mü? Allah korusun. Yani Zeynep'in bir süre dinlenmesi, ayağa kalkmaması gerekiyor. Yatması gerekiyormuş hep. Çok üzüldüm Melek abla. Yani yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok canım, sağ ol. Ben aradığını söylerim, tamam? Peki, tamam. Ama haber ver muhakkak, olur mu? Tamam canım, merak etme, ararım ben. Feride, ne olmuş? Nasılmış yeğenim? Düşük tehlikesi varmış. Kritikmiş durumu. Yapma ya. Ablam perişan olmuştur şimdi Feride. Acaba bir gitsen mi yanına ha? Ya şimdi hastaneden yeni geldiler. Başı kalabalıktır. Sonra gidersin istersen. Hadi biz şuraları toplayalım. Kolay gelsin. Buyurun Arzu. Nazan, bana küveti hazırlar mısın? Ama bol köpüklü olsun. Güzel bir köpük banyosu yapmak istiyorum. Koncanın çayını vereyim, hemen hallederim. Sen küveti doldurana kadar zaten çay demlenir. Onu da mı ben öğreteceğim sana? Peki Arzu. Thank you.
O çocuk doğmayacak Gonca. Sokağa geldik şimdi. Birazdan baskın için harekete geçiyoruz, tamam. Ne oluyor burada memur bey? Cemal diye birisi varmış. Evinde yasa dışı kumar oynatıyormuş. Onun için geldik. Hangi Cemal? Bizim Cemal mi acaba? Kim söyledi size? Bir ihbar aldık. Cemal'in evi hangi siz biliyor musunuz? Şu aşağıdaki ev komiserim. Yürüyün. Ne olmuş herif anlayabildin mi? İnci, polisler geldi. Polisler mi? Niye gelmişler köpekte? Beni kurtarmak için geldiler. Annemle babamı götürecekler beni. Yaşasın. Açın kapıyı polis. Açın dedim size. Buyurun memur bey. Ne vardı? Cemal sen misin? Evet, benim. Bir durum mu var? Bir ihbar aldık. İçeride yasa dışı kumar oynatıyoruz. Kumar mı? Ne kumarı? Hadi be oğlum, vur şu topu artık ya! Önünü kapat, önünü! Bak, bak, bak. Ya sağ taraf boş, sağ tarafa vursana! Hayırdır Cemal, ne oluyor? Vallahi kumar bumar dediler ama ben de anlamadım. İhbar almışlar. Ne ihbar ya? Durduk yerde kim ihbar eder ki bizi şimdi yani? İçeride yasa dışı kumar oynuyor musun? Ne? Kumar mı? Kumar. Komiserim bizim kumarla ne işimiz olur? Biri sizinle makara yapmış herhalde. Hem parasız pulsuz kumar mı olur komiserim? Hani para olsa... Bugün de dedik Cemal'de toplanalım da şöyle ağız tadıyla bir maçı seyredelim dedik ama siz böyle apar topar içeriye baskın verir gibi girince korktuk yani. Ne yalan söyleyeyim yani. Senin adın ne? Veysel komiserim. Yani Veysel Şimşek komiserim. Buralarda mı oturuyorsun? Buralarda oturuyorum komiserim. İki sokak yukarıda. Biz zaten böyle mahalle arkadaşlarız hepimiz. Amirim içerisi temiz gibi yani. Tamam. İçeriye de bakın. Gir diyorum sana. Ses çıkarma. Gir şuraya çabuk. Ama Cemal amca. Bir de bana kafa mı tutuyorsun ha? Gir diyorum sana, çıkmayacaksın diyorum. Gir şuraya çabuk. Bana bak, yalnız seni değil, İnci'yi de fena yaparım ona göre. Gir şuraya hadi. İkinize de söylüyorum, çıtınız çıkmayacak tamam mı? Bak, polis amca yavrum. Polis amcalardan korkulur mu hiç? Kim bu çocuk? Kızın mı? Kızım memur bey. Az önce biraz korkmuş da, tabii böyle gürültülere alışık değil de ondan. Amirim içeride temiz gibi görünüyor. Kumara dair hiçbir iz bulamadık. Ben demiştim amirim size, yani benim evimde kumar... Belki birileri sizi kandırmaya çalışmıştır. Olamaz mı? Yani gerçekten ben de yani merak ediyorum. Bu ihbarı yapan densiz kim hani? Değil mi? Durduk yerde. Tamam, toparlanın gidiyoruz. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Estağfurullah amirim. Sizin vazifeniz tabii. Oh be. Gittiler. Verilmiş sadakamız varmış. Beyler cümleten geçmiş olsun. Az daha enseleniyorduk şerefsizim. Ucuz yırttık. Durun, hemen dağılmayın. İyice kaybolsunlar. Doğru söylüyorsun abi. Sağ solu belli olmaz bunların şimdi. İlk seni dinledik be Veysel. Yatın kalkın bu adama dua edin. Yoksa hepimiz hapı yutmuştuk ha. Helal olsun be Veysel abi. Vallahi hepimizi ipten aldın. Sayende yırttık abi. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
Hadi Veysel, seni bekliyoruz. Oynasana. Beyler, ben bu işten fena nem kaptım ha. Hangi işten? Vallahi bu Hüso mudur nedir? Fena atar yaptı. Gidip bir arıza çıkaracak diye korkuyorum. Ne arızası abi? Oğlum yani ne bileyim, gider birine söyler, kumar oynuyorlar diye şikayet eder. Yapmak istedikten sonra insan her şeyi yapar yani. Yok be yahu. Ya bu adam kendi gölgesinden bile korkar. Sünepenin teki, sen rahat ol. Oyununu oyna ya. Vallahi içim hiç rahat değil beyler. Giderken herifin gözlerine baktım. Bunun hesabını size soracağım der gibiydi. Hani isterseniz bugünlük toplayalım ya. Bir günden bir şey olmaz. Sonra bakın, Veysel söyledi de dinlemedik demeyin, benden söylemesin. Ne diyorsunuz? Vallahi olur mu olur. Benim de içime kurt düşmedi değil yani. Sonradan pişman olacağımıza. Tamam o zaman. Bugünlük paydos. Hadi şimdi toparlayalım buraları. Ben şu kağıtları bu zuraya kaldırayım. İyi ki seni dinlemişiz be Veysel. Sen olmasan halimiz dumandı. Lan bu Hüso var ya, ne kalleş adam çıktı ya. Yarın öbür gün mutlaka rastlayacak bana. Ben bunun hesabını sormaz mıyım ona? Şerefsizin evladı. Ama vallahi bir kez daha helal olsun Veysel. Adam resmen hissetmiş. Yok ya, abartmayın. Yani küçücük bir hayat tecrübesi diyelim hani, değil mi? Şu koca şehrin tozunu dumanını yuta yuta insan sarraf olduk bir yerde hani. Hadi o zaman bana müsaade. Dur abi, çıktılar mı kesin? Emin olalım. Yok yok. Bugünlük bir arıza çıkmaz. Rahat olun. Ama ben derim ki bir iki gün ara versek ha. Ortalık biraz sakinleşsin. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Gidiyorlar işte. Hepsi mi gidiyor? O amca da mı? Hı. O zaman konuştuğumuz gibi, tamam mı? Tamam. Sakın bir şey belli etme. Merak etme. Hadi görüşürüz, iyi günler. Güle güle, güle güle. Hadi iyi günler abi. Sana da koçum. Hadi bakalım. Şimdi tam zamanı. İnci. Dikkatli ol. Sen de Erif abla. Vallahi sen de olmasan kesin papaz elimizde patlıyor da. Tekrardan sağ ol. Ne demek Cemal kardeş, her zaman. Hadi eyvallah. Güle güle. Ulan dilin dursa elin durmuyor. Yine neyi kırdın sen? Allah'ın cezası. Bu ne kız? Bu ne hal böyle? Şey, ben su içecektim de orada kırıldı. Bir şey de becersen şaşarım zaten. Ben senin yaşındayken Hemen doktor. Toplayacaksın tabii. Nasıl kırdıysan öyle de toplayacaksın. Ne oldu? Elim kanıyor. Bakayım. Hani ne var bunda? Ha? Canın da pek kıymetliymiş. Hadi mızmızlanma da bir torba getir. Şu cam kırıklarını toplayalım. Allah'ın sakarı. İş çıkardı başıma. Nerede bu amca? Nereye gitti? İşte orada. Ah.
bereket versin. Kısa günün kârı. Yalnız sayemde iyi yırttılar ha. Eğer yakalansaydık var ya şimdi ifadedeydik, değil mi? Dur lan şuradan da bir ufak alayım. Akşama. Oh, o kadar hak ettik değil mi? Koyarım Müslüm babayı, köklerim sesi. Sabaha kadar yavaş yavaş demlenirim. Of lan Tülay, ne hallere soktun beni be. Ben senin bir kere de faydan olsun bana ya. O günü göreyim var ya bir dişimi kıracağım. Ne mal mal bakıyorsun. Git bana bir yara bandı getir çabuk. Zaten senin yüzünden oldu. Ah gitmiş. Bardak yumurası işe yaradı. İş yarı o amcaya vurur. Şimdi yara bandını vurayım. Of yok işte yok. Kaybettim izini. Şimdi onu nasıl bulacağım? Of. Nasıl olur da benim çocuğumun canına kastedersin ha? Baba, öyle bir şey yapmadım. Kes sesini, yalan söyleme. Gözlerimle gördüm ne yaptığını. Geberteyim mi seni şimdi ha? Geberteyim mi? Baba, baba ne olur yapma. Bir daha Gonca'nın yanına bile yaklaşmayacaksın. Bizimle aynı sofraya dahi oturmayacaksın. Dua et Necdet Karapınar'ın kızısın. Yoksa şu an gebertmiştim seni. Ne bakıyorsun? Hiç. Yürü git. Gözüm görmesin seni. Geçin odaya oturun. Çıtınız çıksın gebertirim sizi. Anladın mı? Anladım. Anlamışmış. Birazdan gelip kontrol edeceğim. Ne kadar anlamışsın? Vallahi anladım. Sessiz sessiz oturacağız. Söz kontrol etmene gerek yok. Yürü git. Başım belaya sokma. Uğraştırma beni. Bacaksız. Hiçbir yerde yok. Annemle babamı tanıyıp tanımadığını soramadım. Of. Aa, o amca belki incilerin evine yine gelir. O zaman ben de karşısına çıkarım.
Onu ailemi tanıyıp tanıyamadığını sorarım. En iyisi eve dönmek. Ah be. Şimdi Tülay'ım olacaktı ki şu kazandığım paraları bir güzel yiyecektik ya. Çok özledim ben. Hadi be Tülay'ım. Hadi aç. Aç da bir sesimi duyayım ya. Yok, açmıyor. Boşuna dememişler. Aşkta kaybeden kumarda kazanır diye. Çok özledim ben. Bari bizim Armut'u arayayım da Tülay'ımdan bir haber alayım ya. Efendim. Efendim. Ne biçim konuşuyorsun lan öyle babanla? Ha? Özlemedin mi lan babanı? Ya ne diyorsun baba Allah aşkına? Hem sen yaptığın bunca şeyden sonra nasıl bu kadar keyifli konuşabiliyorsun ben anlamıyorum seni. Tamam lan tamam. İyi ki be halt yedik be. Ömrümüz boyunca başımıza kakacaksın değil mi? Baba. Bebe. Ne var? Ne oluyor oğlum ya? Doğru düzgün konuş bakayım. Ha? Sen Tülay'ımdan haber ver bakayım bana. Tülay'ım nasıl? Keyfi yerinde mi? Özlüyor mu lan beni? Ha? Vallahi biliyor musun baba? Şu anda ne sen ne de senin o evliliğin zerre kadar umurumda değil. Hadi kapatıyorum ben. Dur lan dur dur. Doğru düzgün konuş bakayım. Bir şey mi var oğlum? Birinize bir şey mi oldu? Ne oldu ha? Var baba. Evet var. Da. Sana ne ki baba? Çok mu merak ediyorsun sanki? Çok mu ilgileniyorsun çocuklarınla? Oğlum bak sesin kötü geliyor ya. Ne oldu? Kime? Yoksa lan Zeynep. Zeynep'e bir şey oldu. Ya baba. Kızcağız hastanelere düştü. Senin ruhun bile duymadı. Yapma ya. Ne oldu? Nesi var? Şimdi nasıl peki? Çiftlikte şimdi ablam. Hamileliği boyunca yatmak zorundaymış. Hadi ya. Niye peki? Ne olmuş? Sen şunu bir güzel güzel bir anlat bakayım bana. He. He. Hadi ya. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ya nasıl yakalanırım ben ya? O bebekten kurtulmam ama ramak kalmıştı. Ama evet. Er ya da geç. O bebekten de. O sonradan görüm yılandan da kurtulacağım. Ama yapma böyle bir tane. Hadi asma suratını. Bak sen böyle yaparsan bebeğimiz olumsuz etkilenir. Dün ne okumuştuk biz? Bebekler ta anne karnından başlarmış çevresinde olup bitenleri anlamaya. Elimde değil Selim, ne yapayım? Çok korkuyorum. Ya ona bir şey olursa? Yatıp dinlendiğin sürece hiçbir şey olmayacak Zeynep. Sadece yataktan çok fazla kalkmaman lazım. Tabii doktor ara sıra yürüyebilirsin dedi. Seni yanlış anlama ama şu an tekrar tekrar doktorun dediklerini duymak istemiyorum. Peki bir tanem. Ne istiyorsun peki? Ben sadece kızımı sağ salim kucağıma almak istiyorum Selim. Ama kızımın doğduğunu bile göremeden. Allah korusun. Deme böyle Zeynep. Kötü şeyler düşünme artık. Kapat hadi gözünü. Kapa dedim. Şimdi kızımızı kucağımıza aldığın ilk anı düşün. Sıcaklığını göğsünde hisset. Onun sana anne dediğindeki ilk mutluluğunu hayal et. Morali çok bozuldu tabii. Kolay değil. Öyle.
Zeynep'ciğim benim. Şimdi içi için yiyordur. Anne olmak dünyanın hem en güzel hem en zor şeyi. İnsan kendini kaybediyor. Sırf evlatları için yaşıyor. Oysa her şey normal gidiyordu. Ne oldu böyle birden? Uykusundan sancıyla kalkmış. Bir görseniz ağrısı çoktu. Duramıyordu yerinde. Ben de onu öyle görünce böyle telaşa kapıldım. Elim ayağıma dolaştı. Şimdi doktorun söylediklerine harfiyen uymak lazım. Evet. Benim de bir tanıdığımın başına gelmişti. Oradan biliyorum. Çok riskli bir durum. Çok dikkatli olması gerek. Of Allah'ım. Zeynep'in de oğlunun da yüzüne bak. Hayırlısıyla, sağlıkla evlatlarını kucaklarına almayı nasip et. Amin. Amin. İnşallah. Sen yeter ki umutlu ol. Güzel karım benim. Selim sen bakar mısın? Tamam. Kim arıyor? Feride. Alo? Alo Selim abi. Merhaba Feride'ciğim. Şey, ben Zeynep ablayı merak etmiştim de kötü bir şey yok değil mi? Zeynep abla iyi mi? Ha, yok, yok iyi Zeynep. Dur, yanımda vereyim. Feride, Zeynep ablacığım nasılsın? Melek abla biraz bahsetti ama aklım kaldı. Sen de bir arayayım dedim. İyi yaptın Feride'ciğim. Hastaneden yeni geldik sayılır işte. Doktor yataktan çıkmamamı söyledi. Gerisi de bildiğin gibi. Anladım. Moralin nasıl peki? Nasıl olsun? İşte korkuyorum. Hani bir daha ona bir şey olursa diye. Üzülme ablacığım. İyi düşün, iyi olsun. Ağrın sızın var mı peki? Yani şimdi daha iyiyim. Sabah çok kötüydüm de serumu yiyince biraz toparladım. Anladım ablacığım. Ben çok tutmayayım seni. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme, ara, olur mu? Çok öpüyorum seni. Tamam Feride'ciğim, öpüyorum ben de. Şimdi ya Cemal amcaya yakalanırsam? En iyisi arka tarafı dolaşıp İnci'den yardım istemek. İnci! İnci! Elif abi geldin mi? O amcayı vuramadın mı? Kapıyı aç hadi. İçeride anlatırım. Tamam tamam. Arabildin mi amcayı? Hayır, her yere baktım ama bulamadım. Tüh. Yine dönmeni sevindim. Hem belki yine buraya gelin. İnşallah.
Zeynep. Efendim abla. Hani hatırlıyor musun? Ortaokul öğretmenim bir hikaye ödevi vermişti. Hangisi? Hani şu kompozisyon yarışmasına gönderip birinci aldığın. Hı. Evet hatırladım. Konusunu hatırlıyor musun? Neyle ilgiliydi? Ben de çok merak ettim şimdi. Kızı için fedakarlıklar yapan güçlü fedakar bir anne ile ilgiliydi. Tıpkı kendin gibi. Kendim gibi mi? Evet. O zamanlardan anlamışsın annelin ne demek olduğunu. Anne olduğun zaman yeri gelecek kendine fedakarlık edeceksin. Tıpkı senin bana örnek olduğun gibi. Sana hayatımda gördüğüm en güçlü, en güzel anne olacaksın Zeynep. Canım benim. Melek abla, iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın canım. Hadi şimdi biraz yat dinlen, tamam mı? Ben yine uğrarım. Melek'ciğim, ben de seni geçireyim. Kenan Bey gelmiş. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Hastaneye gelecektim ama yetişemedim. İş için şehir dışındaydım. Nasıl Zeynep? Şimdilik iyi, şükürler olsun. Bebeğin durumu iyi değil mi? Yoksa bebeğe bir şey mi oldu? Hayır hayır ama bebeğin durumu kritikmiş Kenan Bey. Nasıl kritik? Düşük riski varmış. Zeynep'imizin doğuma kadar yataktan çıkmaması gerekiyormuş. Yani anlayacağınız... Zeynep'imizi pamuklara sarıp el üstünde tutacağız. Gerekirse başka bir doktora da gösterelim. Bence şimdilik gerek yok buna. Bu Zeynep'i daha çok yorabilir. Gidiyor musun sen? Hı hı. Tamam, Hasan Efendi bahçedeydi. Söyleyelim de seni istediğin yere bıraksın. Yok, gerek yok. Hiç zahmet etmesin. Ben kendim giderim. Olur mu canım öyle şey? Tamam, söylerim ben. Ben bir Zeynep'e bakayım. Ben de seninle çıkayım canım. İyi misin canım? Ağrın falan var mı? İyiyim. Daha iyi olacağız. Merak etme. Girebilir miyim Selim? Gel tabii abi, buyur. Zeynep'ciğim, nasılsın abicim, iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. Duyunca çok üzüldüm. Evladını kaybetme korkusunu iliklerinde yaşayan bir baba olarak neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare.